Evvel zaman içinde filan değil, 1979 yılında yaşıyoruz. Balta girmemiş ormanlarda falan değil, Türkiye'nin bir ilinde yaşıyoruz. Ve hepsi gerçektir anlattıklarımın, yalan değil. 100 bebeden 15'inin daha kundağı açılmadan, daha ana sütüne doymadan ölüp gittiği bir ülkede yaşıyoruz. Yani tesadüfen yaşıyor çocuklarımız. Yani inşallahla, yani maşallahla, yani milyonlarca minicik ölünün günahını taşıyoruz. Ve kutluyoruz 1979'larda çocuk yılını. Masal filan değil anlattıklarım, gerçektir. Yarın bizim çocuklarımız bizden bunun hesabını soracaktır. Pervari Siirt'in ilçesidir. Berraktır suyu Pervari'nin, tertemizdir havası. Yaylalarda aşiretler, konaklar, bitmez tükenmez bir kan davası. Pervari yaylaları ateş ve barut kokar. Pervari'de sağlık ocağı var. Adına bakıp da aldanmayın. Sağlık ocağı dediğim yan yana dizilmiş boş odalardır. Odalarda cirit atar fareler. Bahçesinde bebeler dolaşır. Yarı tok, yarı aç. Pervari'de sağlık ocağı var. Var ama ne bir paket pamuk bulunur, ne doktor, ne ilaç. 1979 yılında Pervari hala devlete muhtaç. Gözünü al.
aman kurban, sana olsun anan kurban. Oy bebek oy, gül yüzüne can kurban. Aç gözünü aman kurban, sana olsun anan kurban. ...90 kilometre kadardır Siirt'e pervari. Yol kötü, yol bozuk, yapılacak. Otomobille 3,5 saatte gidiliyor, at sırtında bir günde ancak. Bebek hastadır, bebek alev alev yanar. Çaresiz Siirt'e varılacak, Siirt'te devlet hastanesi var. Siirt'te devlet hastanesi var. Allah zeval vermesin millete, devlete. Her bir şey tamam da doktoru yok. Bir tek gencecik pratisyen hekim dolaşır bomboş koridorlarda bir başına. 400 bin nüfusa bir tek genç, yumrukları sıkılı, gözleri dolu, tepeden tırnağa hınç. Bunlar düzelmeli, mutlaka, mutlaka vardır bir yolu diyor dudaklarını ısırarak. Ve her şeye rağmen tükenmiyor yüreğinde mutlu yarınlara inanç. Ama 1979 yılında Siirt hala devlete muhtaç. Getirdiler, ateşten yanıyordu. Yatırdılar, az ötemde durdular. Gözlerinde keder okunuyordu. Bir ufacık umut bekliyordular. Her yanında pençe pençe yaralar. Bir öksürük tıkıyor nefesini, uzanıyor boşluğa minik eller, aranıyor anasının memesini. Allah'ım bu çocuk ölüyor. Hastalık gözyaşı dinlemiyor. Allah'ım bu bebek gidiyor gidecek. Ne olur ufacık bir ümit olsa. Alnının yazısı böyleymiş denecek. Yazıyı Tanrı mı yazıyor, bizler mi yoksa? Mezun oldum, verdiler diplomamı. Vatan senden hizmet bekler dediler. Tayin oldum, kuramadan yuvamı. Apar topar buraya gönderdiler. Çaresizim, bağlanmış elim kolum. Ey Allah'ım, ne olur bana yardım et. Bunca derde nasıl derman bulurum? 400 bin can bir doktora emanet. Bu çocuk, bu çocuk ölüyor, ölecek. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ardından anası gözyaşı dökecek. Hastalık gözyaşı dinlemiyor. Allah'ım bu bebek gidiyor gidecek. Ne olur ufacık bir ümit olsa. Alnının yazısı böyleymiş denecek. Yazıyı Tanrı mı yazıyor, bizler mi yoksa?
1978 Ağustos sonlarıydı. Göçtü göçecek aşiretler. Sürüler ağır ağır yola koyuluyor ve gitgide koyuluyordu pervari yaylalarında renkler. Hastalandım, yatağa düştüm. Eğer İstanbul'dan ilaç yetişmeseydi hemen, eğer yargıç bana evinde bakmasaydı, askerler her gün yemek yollamasa kantinden, bir de genç ebenin şırıngası olmasaydı, ne siz bu şarkıyı dinliyordunuz şimdi, ne de ben vardım dünya yüzünde. Sağ olsunlar, tuttular el üstünde, ölmedim dostlar. İşte aynen 400 bin Siirtli gibi yaşıyorum Allah'ın izniyle. Pervari'de hasta yattığım günlerdi. İstanbul'dan ilaç beklediğim günler. Dedim ya, ne ilaç var Pervari'de ne doktor var. Ama televizyon vardı kaldığım evde ve televizyonda reklamlar. Hasta yatağımdan izliyordum dünyanın bu en acıklı güldürüsünü. Dışarıda yalnayak çocuklar, televizyonda güzel mankenler vardı. Çocukların saçları kiriş kiriş, televizyonda şampuan reklamları. Güldüm ister istemez. Önce Nasrettin Hoca geldi aklıma, sonra Aziz Nesin Usta. Ve anladım ki tesadüf değil onlar. Daha nice güldürü ustaları gelecek bize. Biz ki kanıksamış gözlerle bakıyoruz ve ne gelir elden deyip gülüyoruz. Hala gülüyoruz aldanacak halimize. Neşemize neşe katar, televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın yeniden. Çabuk tüket al bir daha, sen de katıl kalkınmaya. Paran yoksa borç bul birinden. Şallardan vazgeçin, modern olun biraz. Etekler kısalsın, moda böyle bu yaz. Tarlada harmanda eğer terlerseniz, deodorant sıkın serinlersiniz. Oh, neşemize neşe katar televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın yeniden. Çabuk tüket al bir daha, sen de katıl kalkınmaya. Paran yoksa borç bul birinden. Beslenme sorunu toptan halledildi. Karnın acıktıkça kemir çikletini. Kaç paran kaldıysa bankamıza getir. Teşekkür kartımız emrinizdedir. Hey, neşemize neşe katar televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın yeniden. Çabuk tüket al bir daha, sen de katıl kalkınmaya. Paran yoksa borç bul birinden. Gece kondunuzda en mühim ihtiyaç, ne su ne elektrik, ne doktor ne ilaç. Boydan boya halı, dikişsiz perdeler. Attın mı taklayı, oldun milyoner. Neşemize neşe katar televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın yeniden. Çabuk tüket al bir daha, sen de katıl kalkınmaya. Paran yoksa borç bul birinden. 15.000 kupon kes, koy bir zarfa yolla. Zengin olmak kolay, katıl piyangoya. Gazetemizi oku, köşeyi dönersin. Senden mutlusu yok, hadi gene iyisin. Her gün beynimizi yıkar televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın bir daha. Ayranımız yok içmeye, atla gideriz çeşmeye. Umudumuz kalmış Allah'a. Her gün beynimizi yıkar televizyonda reklamlar. Atın atın eskileri, alın bir daha. Ayranımız yok içmeye, atla gideriz çeşmeye. Umudumuz kalmış Allah'a. Ne demiş Nasrettin Hoca? Önce sağlam kazığa bağla eşeğini, sonra emanet et Allah'a. Oysa sağlam kazığı bulmak pek kolay değil anlaşılan. Ne zaman ki geçim yükü altında eziliyoruz, et kuyruğunda, gaz kuyruğunda kara sular iniyor belimize
veya okul bulamıyoruz çocuğumuzu okutacak ve vergiyi de sigortayı da kesilince 3 kuruş kalmıyor elimize veya horlanarak kovuldukça hastane kapısından veya iş aramak için oradan oraya sürüldükçe ve çok büyük şeyler umup birilerinden tüm umutlarımız bir bir yıkıldıkça soruyoruz kendi kendimize. Nerede umut? Umut kimde? Kim düşünecek halimizi? Kim güldürecek yüzümüzü? Kim düzeltecek hayatımızı? Nasıl? Ne zaman? Kim kurtaracak bu ülkeyi bu durumdan? Bu sorunun cevabını çarşaf çarşaf gazete ilanlarından değil, Nazım Hikmet'in kaleminden dinleyelim. Demir, kömür ve şeker ve kırmızı bakır ve mensucat ve sevda ve zulüm ve hayat ve bil cümle sanayi kollarının ve gökyüzü ve sahra ve mavi okyanus ve kederli nehir yollarının, sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır ellerini toprağa basıp doğruldukları zaman.
gün havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, bu anlayacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, bu anlayacak şey değil. Apansız geliyor aklıma. Neredeyse gün doğacaktı, herkes gibi kalkacaktınız. Belki daha uykunuz vardı. Geceniz geliyor aklıma. Sevdiğim çiçek adları gibi, sevdiğim sokak adları gibi, bütün sevdiklerimin adları gibi. Adınız geliyor aklıma. Rahat döşeklerin utanması bundan. Öpüşürken o dalgınlık bundan. Tel örgünün deliğinde buluşan parmaklarınız geliyor aklıma. Ethel ve Julius Rosenberg, yürekli dostlar, sizi saygıyla anıyoruz. Suçu kabul edin kurtulursunuz dediler. Çocuklarınızı düşünün kendinizi düşünmezseniz dediler. Reddettiniz. Ölesiye sevdiğiniz halde yavrularınızı, başınız dimdik ölüme gittiniz de yeryüzündeki milyarlarca yavruya ihanet etmediniz. Ne mutlu size. İşte ölümünüzden yıllarca sonra dünyanın ta öbür ucunda şarkınız söyleniyor. Unutulmadınız dostlar. Sönmeyen bir meşale gibi ulaştınız günümüze. Ethel ve Julius Rosenberg, ne mutlu. Ne mutlu size. Nice aşklar, arkadaşlıklar gördüm. Kahramanlıklar okudum tarihte. Çağımıza yakışır vakur sade. Davranışınız geliyor aklıma. Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil, unutulur şey değil, çaresiz geliyor aklıma. Bir öykü anlatacağım sizlere. Bir Ayşe'nin öyküsü bu. Ayşe daha 13 yaşında. Ayşe makinenin başında. O mu makineyi kullanıyor, makine mi onu belli değil. Daha bu yaşta beli bükülmüş, yamru yumru elleri. Eğil Ayşe, eğil. Sabah karanlığından akşam karanlığına dek eğil makinenin önünde. Makine seni yiyor, makine seni yiyecek. Eğil Ayşe, eğil. Eğil efendinin önünde. Başını dik tutmayı öğrenene dek. Makina yiyor beni, parçalandı ellerim. Makina yiyor beni, isyan ediyor içim. Niçin Allah'ım niçin, daha fazla kar için. Makina yiyor beni. Oy kardeş, oy kardeş, oy kardeş, oy. Vay kardeş, vay.
içinde makina yiyor beni. Akşam eve dönende makina yiyor beni. Köle olmuşum ona, can mı dayanır buna? 3-5 kuruş uğruna makina yiyor beni. Oy kardeş, oy kardeş, oy kardeş, oy. Vay kardeş, vay kardeş, vay kardeş, vay. Çocuk, erkek, kız, makina yiyor bizi. Önüne diz çökmüşüz, makina yiyor bizi. Tükenmiş dermanımız, okunmuş fermanımız. Biz onun kurbanıyız, makina yiyor bizi. Oy kardeş, oy kardeş, oy kardeş, oy. Ver ki tek kalmayasın, ver ki ezilmeyesin. Makinenin suçu ne? Canı yok ki kan emsin. Beynini parçalayan sermayenin sesidir. Haykırdığımız türkü onun son nefesidir. Gel kardeş, gel kardeş, gel kardeş, gel. Öykü anlatacağım sizlere. Bir başka Ayşe'nin öyküsü bu da. Ama bu Ayşe tezgahta dökmüyor alın terini. Onun tezgahı başka. Bir taşra kentinde doğdu Ayşecik. İlkokulu bitirdi, okuma bilir. Ama okuya okuya ne okur? Bol renkli gazetelerin resim altlarını. Ve artist olmaya özenir bir gün, kendini İstanbul'un kaldırımlarında bulur. İşte o gün bugündür Ayşe İstanbulludur. Artist olamamıştır düşlediği gibi ama parası vardır az buçuk ve eğlence piyasasının sermayesidir. Ateşin sönmüş, kül kalmış, vah Ayşem vah. Gül yüzün solmuş, sararmış, vah Ayşem. Sönmüş feri o güzel halinden geri, bir kemik kalmış bir deri, vah Ayşem vah. İçkiden kısılmış sesi, ne günü var ne gecesi, onun bunun eğlencesi, vah Ayşem vah, vah Ayşem vah. Suratında bir ton boya, vah Ayşem vah. Yerde boşalmış bir şişe, mahvolmuşsun içe içe. Sen misin o güzel Ayşe, vah Ayşem vah, vah Ayşem. Sinemadan hiç
fotoromanlar, filmler senin kanına girmişler. Vah Ayşem vah, İstanbul'da taze çiçek ne yiyecek ne içecek, akıbet bir gün düşecek. Vah Ayşem vah, vah Ayşem vah. Güçsüz aç, bu dünya bunlara muhtaç. Vah Ayşem vah, bunu insanlık affetmez. Böyle gelmiş böyle gitmez, bu hikaye burada bitmez. Bu hikaye böyle başlamamıştı zaten. Ayşe'nin anasının, Ayşe'nin ninesinin gençliğinde film artistiydi, şarkıcıydı olmaya özendirilmiyordu onlar. Onlar ateş ve barut içindeydiler. Onlar kucaklarında yavruları, sırtlarında top mermileriyle cepheye gidiyordular. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız. Bizim kadınlarımız. Korkunç ve mübarek elleri, ince küçük çeneleri, kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yârimiz. Anamız, avradımız, yârimiz. Ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen kadınlar. Bizim kadınlarımız. Bizim kadınlarımız. Şimdi ayın altında, kanıların ve hartuşların peşinde, harman yerine kehribar başaklı sap çeker gibi, aynı yürek ferahlığı, aynı yorgun alışkanlık içindeydiler. Ve 15'lik şarapnelin çeliğinde ince boyunlu çocuklar uyuyordu. Ve ayın altında kanılar yürüyordu Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Üstünden Afyon'a doğru.
İnsanların türküleri kendilerinden güzel, kendilerinden umutlu, kendilerinden kederli, daha uzun ömürlü kendilerinden. Sevdim insanlardan çok türkülerini. İnsansız yaşayabildim, türküsüz hiçbir zaman. Gülümü aldattığım oldu, türküsünü hiçbir zaman. Hiçbir zaman beni aldatmadı türkülerde. Türküleri anladım, hangi dilde söylenirse söylensin. Bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin, dokunduklarımın, anladıklarımın hiçbiri, hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar. Efelerin destanını söylesin, nazlı yarın al çiçekli fistanını söylesin. Horon horon Karadeniz sahilinde dolansın, karlı Toros yaylaları bu sesle yankılansın. Vur şu sazın tellerine, koşma olsun oynasın. Çoluk çocuk gencik diyar dinlemeye doymasın. Vur şu sazın tellerine, ağırt olsun ağlasın. Dur be gelme ah çekinin, yüreğini dağlasın. Olsun Urfa Maraş dağlarında inlesin. Koç yiğitler kara yılan destanını dinlesin. Kızılırmak köprüsünde çal çal çağlasın. Tel duvakla sele giden anlı geline ağlasın. Vur şu sazın tellerine, koşma olsun oynasın. Çoluk çocuk gencik diyar dinlemeye doymasın. Vur şu sazın tellerine, ağıt olsun ağlasın. Dur ve telde ah çekelim, yüreğini dağlasın. Şahin olsun Rumeli türkülerinde, çayda çırağı oynayanın mum olsun ellerinde. Dertli bir aşık olsun, derman olsun yar elinden. Yaslı bir ana olsun, oğul beklesin Yemen'den. Vur şu sazın tellerine, koşma olsun oynasın. Çoluk çocuk gencik diyar dinlemeye doymasın. Vur şu sazın tellerine, ağıt olsun ağlasın. Gurbet elde ah çekenin, yüreğini dağlasın. Sazın tellerine, koşma olsun oynasın. Çoluk çocuk gencik diyar dinlemeye doymasın. Vur şu sazın tellerine.